Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün mutfağımda ne var? Harika bal kabağı tatlısı var. Evet, iddia ediyorum. Vereceğim ölçülerle %100 tam kıvamında, şekeriyle, şerbetiyle, pişirme oranıyla tam kıvamında kabak tatlısı yapabileceksiniz. Evet, hemen yapımına başlayalım. Bir an evvel kabak tatlılarımızı tatmaya hazırlanalım. Ayıklanmış 1 kilo kabağım var. Güzelce temizlenmiş. Ben üzerinden biraz daha yeşillerini almaya çalıştım. Sevenler varsa o sert kısımlarını bırakabilirler. Şimdi ne yapıyoruz? Güzelce dilimleri ayırıyoruz. Şöyle ne fazla kalın ne çok fazla ince. 2-3 santimlik dilimler yapıyoruz. Ve güzelce hepsini dilimledik. Şimdi yapacağımızsa tencereye dizmek. Şöyle sırayla diziyorum. Tencerenin yayvan olması daha güzel olur, daha rahat pişer. Hepsi eşit olarak pişer. Şöyle dizelim. Bir sıra dizdikten sonra şimdi şekeri koyacağım. 1 kilo ayıklanmış kabağa 2 su bardağı toz şeker kullanıyorum. Yani 400 gram. Bu tam kıvamında oluyor. Şimdi bütün kabakların üzerine şöyle güzelce şekeri döküyorum. Yani bir kat kabak, şeker ve üzerine de kalan kabakları geçiyorum. Daha sonra üzerine kalan şekeri ilave edeceğim. Ve şimdi ne yapıyoruz? Kapağını kapatıyoruz. En az 5-6 saat güzelce şekerin erimesini bekliyoruz. Bir gece bekletirseniz çok daha iyi olur. Bir gece beklettim. Gördüğünüz gibi ne kadar çok su bıraktı. Hiç su ilave etmeyeceğiz. Toz şeker gayet güzel eridi. Şimdi orta ateşte pişirmeye başlıyoruz. Ve kontrol aşamasındayım. 20-25 dakika geçti. Ne yapıyoruz? Çatal testi. Bakıyorum. Çatal gayet güzel batıyor. Ama suyu biraz fazla gördüğünüz gibi. Bu aşamada ocağın altını iyice açıyorum. Tencerenin kapağını da kapatmıyorum. Sadece suyunu çekmesini bekliyorum. Yani daha fazla pişirmiyorum çünkü dağılmamalı. Gördüğünüz gibi hiç dağılmadan suyunu güzelce çekti. Kısık ateşte pişirip suyunu çektirmeye kalkarsanız dağılır veyahut da şekerli şekerli olur. Şu an çok güzel kıvamda, pırıl pırıl, gördüğünüz gibi harika bir kabak tatlısı oldu. Şimdi artık altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Gayet güzel soğudu. Soğuyunca iyice şerbetini çekti. Çok azıcık bir şerbet kaldı. Onu da üzerine böyle gezdirdim servis yaparken. Ve kabak tatlısının olmazsa olmazı ceviz. İsterseniz kaymakla da servis yapabilirsiniz. Ama cevizle bayılıyorum. Şimdi kıvamını iyice gösterebilmek için şöyle çatalla bir keseyim. Görüyorsunuz hiç dağılmıyor. Şekerli de değil. Harika, helva gibi müthiş bir kabak tatlısı. İşte kabak tatlımızı yapmak bu kadar kolay. Umarım beğenirsiniz. Lütfen yapın, tadın ve yorumlarınızı da benimle paylaşmayı unutmayın. Yine güzel tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. İzlediğiniz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.